İsra suresinin 60. ayet. Ve şecaratel mel'unete fil Kur'an dedi Allah. Kur'an'daki lanetli ağacı da öyle. Yani fitne. insanlar için bir fitne kılınmış. E şimdi bunu Allah'ın açıklaması lazım. Kur'an'da dedi çünkü. Şecaratel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'ın içindeki lanetli bir ağaç. Ve insanlara fitne kılınmış. O zaman aramamız lazım. Nerede o diye. Bakıyoruz ki Allah aynı kelimelerle Safat suresinde 37. surenin 62 ve devamıncı ayetlerde kendisi söylüyor bunun ne olduğunu. 62. ayete kadar cennet hayatını, cennetteki müminlere verilen nimetleri anlattıktan sonra 62. ayette Allah diyor ki Ezelike hayrun nuzulen. Şimdi ağırlanmak için buraya kadar anlatılan nimetler mi daha iyi? Em ya da şeceratu zakkum. Yoksa zakkum ağacı mı daha iyi? Nedir o zakkum ağacı? Dikkat edelim şimdi kelimeye. İnne cealnaha fitneten lizzalimin. Bakın fitne. Şecere ve fitne. İnsanlar için, zalimler için biz onu, o zakkum ağacını yanlışa dalanlar, yanlış davrananlar için bir fitne sebebi kıldık. Burada ne demişti? Ve şeceretel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'daki o mel'un şecereyi de insanlar için bir fitne kılmıştık. İşte onun zakkum ağacı olduğu Allah Teala tarafından izah edilmiş oldu. Nedir o? İnneha şeceratun o bir ağaçtır ki tahrucu fi aslil O cehennemin yakıcı ateşinin en dibinde biten bir ağaçtır o. E şimdi rivayetlerde anlatılıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz ama yazıyor kitaplarda. İşte bu ağacı bu ayetleri falan duyduğu zaman müşrikler dalga geçiyorlarmış. Ya bu ağacı Cehennemin ortasına ağaç nasıl olur ya? Hani ateş var orada her şeyi yakıyor şu bu falan. Ha işte bizimle kafa buluyor Muhammed diye dalga geçiyorlar. İşte bir fitne sebebi onlar için. Diyor ki inne her şey fi asli cehim. O yakıcı cehennem ateşinin en dibinde biten bir ağaçtır. Her bir salkımı sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler kesinlikle ondan yiyip karınlarını onunla dolduracaklardır diyor. Demek, demek ki cehennemliklere yiyecek üreten bir ağaç bu. Artık Allah muhafaza buyursun yani deneyimleyip görmemek lazım bunu. Sadece Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden öğreniyoruz. E onun dışında başka Duhan suresinde Allah bunun tarifini yapıyor. 44. surenin 43 ve devamı olan ayetlerde diyor ki inne şecerete zakkum şüphesiz ki zakkum ağacı ta'amul etim o var ya o günahkarların yiyeceğidir diyor. Günahkarlar yani cehennemdeki günahkarlar bunu yiyecek. Nasıl erimiş maden gibi diyor. Yiyenlerin karınlarında kaynayıp duracak sıcak suyun kaynaması gibi. Allah muhafaza. O da böyle bir şey. Ve bir ayet daha o da Vakıa suresinde 51 ve devamı ayetlerinde şöyle diyor Allah. kum, innekum eyyuha el mükezzibun. Kıyamette bir sahne. Diyor ki sonra siz ey yalan söyleyip duran sapkınlar. Bir durun bakalım. Le akilune min şecerin min Sizler kesinlikle zakkum ağacından yiyeceksiniz. Fe mali'un minhal butun. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız. Fe şaribune aleyhi minel hamim ve üzerine de kaynar sudan içeceksiniz. Fe şaribune şurbelhim. Susuzluktan yanıp kavrulmuş develerin içmesi gibi hem de içeceksiniz. Haza nuzuluhum yawmiddin. İşte bu her şeyin karşılığını bulacağı günde, Yawmiddin'de onlara verilecek olan yapılacak olan bir ağırlanmadır. Buyursunlar böyle yesinler içsinler bakalım diyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyur.